Herkese selam. Bugün iki önemli konuyla karşınızdayım. Birincisi Süleyman Soylu'yla benim aramdaki mesele. İkincisi Tayyip Erdoğan'ın gizemli komşusu. Şimdi Süleyman Soylu beni Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük uyuşturucu ve kara para operasyonunun kalbine oturtmuştu. Ve beni bu örgütün bir parçası olmakla suçlamıştı TRT ekranlarında. Fakat günün sonunda çok enteresan hadiseler oldu bu büyük Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonuyla ilgili ve Süleyman Soylu'nun beni buraya etiketlemesinin sebebi herkesin Süleyman Soylu'yu kahraman olarak gördüğü zamanlarda ta 2019'da bile Sedat Peker vesaire hiç ortada yokken Süleyman Soylu'nun bütün suçlarıyla ilgili detayları vermemle ilgiliydi. Günün sonunda o Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu FOS çıktı. Operasyonun bütün operasyonda tutuklanan o 70'ten fazla kişi serbest bırakıldı. O devasa mal varlıkları bunların hepsi iade edildi. Fakat bunun sorumlusu da Süleyman Soylu kendi yaptığı operasyona nasıl kendisinin operasyon çektiğine ilişkin bilgileri bu videonun içerisinde bulacaksınız. Aynı zamanda Tayyip Erdoğan'ın o Kısıklı'da göz bebeği gibi çok sevdiği o 5 tane villası var ya, birisi kendisi için, 4 tanesi de çocuklar için. O villanın hemen arkasına 100 metre mesafeye Küçük Çamlıca korusunu katlederek yeni bir inşaat yapılıyor. Bu inşaatın da önünde 24 saat çevik kuvvet bekliyor. Zırhlı aracı bekliyor. Emniyet özel harekatın aracı bekliyor. Bununla ilgili bilgileri de bulacağınız, bu gizemli komşuyla ilgili bilgileri de bulacağınız yine bilgi dolu, yine dop dolu bir videoyla karşınızdayım. Şimdi öncelikle Süleyman Soylu'yla benim aramdaki meseleyle bir başlayalım. Şimdi Süleyman Soylu 30 Haziran 2020'de bir operasyonla karşımıza çıktı ve bu operasyonda bataklık operasyonu. Süleyman Soylu çıktı, dedi ki bu Cumhuriyet tarihinde yapılmış en büyük uyuşturucu ve kara para operasyonudur dedi. Ve 70'ten fazla kişi gözaltına alındı. 2 tane baron var. Birisi Çetin Gönen, diğer ise Nejat Daş. Bu baronları da göz önüne sokacak şekilde Süleyman Soylu büyük bir operasyon duyurdu. Kendisi ne kadar ak pak, yolsuzluğun, suçun filan, mafyanın, uyuşturucunun üzerine giden bir bakan olarak Cumhuriyet tarihinin en büyüğü lafını çok rahatlıkla kullandı. Ve baktığımızda devasa bir mal varlığına el konuldu bu operasyonun sonucunda. İşte 30 milyon dolar nakit, 30 milyon euro nakit, 15 milyon sterlin nakit, 150 milyon TL 2020'nin parasıyla nakit. Ondan sonra yüzlerce daire, 20 tane lüks otomobil, çeşitli siteler, emlak siteleri vesaire, devasa gözüküyor operasyon. Fakat günün sonunda ne oldu biliyor musunuz? Günün sonunda bu adamların hepsi serbest bırakıldılar. Paraları adamlara geri iade edildi. Bütün gayrimenkulleri geri iade edildi. Bütün o lüks otomobilleri geri iade edildi. Yetmedi. Bu adamlara kentsel dönüşüm ihalesi verildi kamudan. Yani adamların paraları devlet eliyle, Süleyman Soylu eliyle, yargı eliyle aklandı. Adamlar kamudan ihale alır hale geldiler. Günün sonunda iş bu noktaya geldi. Şimdi, peki olayın başlangıç noktasına götüreceğim sizi. Çünkü Süleyman Soylu'yla tam hesaplaşma zamanı geldi. Çünkü bu bataklık operasyonu yapıldıktan sonra, bunu böyle cafcaflı biçimde kamuoyuna yedirdikten sonra kendisi TRT ekranlarına çıktı. Ve beni de bu bataklık operasyonlarında bu kirli adamlarla işbirliği yapan biri olarak gösterdi TRT ekranlarında. Ve kendi YouTube kanalına bataklık operasyonunun içerisinde kimler var diye bir de tutup TRT'deki bu bölümü kesip koyup iyice beni göz önüne soktu, suçlu gibi gösterdi. Kılıçdaroğlu ne söyledi dün? Dedi ki Kolombiya'dan dedi Türkiye'ye gelen. Peki bunu kim söylemiş? 23 Haziran 2020 Ceveri Güven. Türkiye'ye teslim edilecek 5 ton kokain 265 milyon dolar depodan çıkar çıkmaz basıldı. Sedat Peker'i de aynı şekilde, işte o Gönen denen kişiyle Sedat Peker'in fotoğraflarını birlikte yayınladı filan. Böyle bir paket yaptı Süleyman Soylu kendisine göre. Peki neden? Şimdi Süleyman Soylu 2019 yılında, 2020 yılında filan böyle kahraman birisi. Türkiye'de popülaritesi çok yüksek. Tayyip Erdoğan'dan sonraki en güçlü lider olarak gözüküyor.
Hem kamuoyunda popülaritesi yüksek, hem siyaset yapmayı biliyor. Dolayısıyla rakipleri olan Hakan Fidan'dan, Bilal Erdoğan'dan, Selçuk Bayraktar'dan, Hulusi Akar'dan filan daha önde gözüküyor. İmajı, cilası 10 numara Süleyman Soylu. O zaman Süleyman Soylu'nun kriminal bir tip olduğu, emniyette suçlar işledikleri, mafya gruplarıyla ilişkisi olduğu ve sürekli olarak buradan kaynaklanan büyük bir suç ağını yönettiği ve buradan kaynaklanan büyük bir mali güce ulaştığı, bu mali güçle siyasi hedeflerini gerçekleştirmek için yarı kriminal, yarı kara parayı kullanan bir figür olduğuna ilişkin sürekli olarak ben anlatımlar yapıyorum. 2019'da, 2020'de bu anlatımları yapıyorum ve sürekli olarak da tepki görüyorum. Kahraman Süleyman Soylu'ya, PKK'nın belini kıran, terörün belini kıran filan, Hamaset'in biri bin paraya Süleyman Soylu'da. Böyle bir bakana sen nasıl böyle dersin? Milliyetçi, vatansever filan her türlü gözüküyor Süleyman Soylu. Mukaddesatçı filan. Ve o dönem ben Süleyman Soylu'nun suç örgütleriyle ilişkisi olduğunu anlatırken Sedat Peker örneğini de veriyorum. Sedat Peker'le de yakın ilişkisi olduğunu söylüyorum. Ve Sedat Peker o dönem işler değişti. Ve Balkanlara çıktı öncelikle. Ve Balkanlara çıktıktan sonra da birkaç tane video yayınladı ilk başta. Ve bu videolarda Berat Albayrak'ı hedefe koydu. Dedi ki işte Berat Albayrak benim hakkımda bir araştırma yaptırmaya başlamış. Beni tutuklatacakmış. O yüzden ben ne yaptım Berat Albayrak'a, ben ne yaptım Tayyip abiye filan serzenişlerde bulunan bir video yayınladı. Ben de dedim ki Süleyman Soylu bu işin içerisinde, bu Sedat Peker meselesinin içerisinde Süleyman Soylu var. Süleyman Soylu nedeniyle oldu. Süleyman Soylu nedeniyle Sedat Peker yurt dışına çıktı filan. Bunlar anlattı. Ve Sedat Peker yeni bir video yayınladı. O zaman Balkanlardayken o zaman. Ve dedi ki ben dedi Süleyman Soylu'yu da tanımam. Cevheri Güven beni Süleyman ismimi anmıyor tabii o zaman. Cevheri işte beni Süleyman Soylu ile aynı karenin içerisine sokmasının sebebi bakan da dönecek ondan sonra altındaki müdüre diyecek ki bu ne iş filan diyecek, bu ne iddiası filan diyecek. Bak müdür de altındaki komisere diyecek öyle öyle onlar da benim üzerime gelecek bunun için yapıyor dedi Sedat Peker'le. Fakat sonra işler iyice değişti. Sedat Peker de bir aydınlanma yaşadı ve Dubai sürecinde Sedat Peker Süleyman Soylu ile olan bütün mazisini tanımıyorum ben Süleyman Soylu'yu diyen Sedat Peker, Süleyman Soylu'yla olan bütün mazisini Dubai sürecinde anlattı. Süleyman Soylu, Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı olmaya ilerleyen bir figür olarak kararlaştırılmış. Sedat Peker de onun hem maddi yönden finansörü hem de işte çeşitli kongrelerde şurada burada adamlarını göndererek filan onu destekleyen böyle birlikte işbirliği içerisinde olan bir ekipmişler bunlar. Sedat Peker'le Süleyman Soylu. Sonra işin içerisinden bazı olaylar olmuş. Süleyman Soylu Sedat Peker'i sırtından atmak istemiş. Onun için de komplevari bir şeyler yapmış vesaire. Şimdi bütün bu süreçte Süleyman Soylu'nun bütün suçlarını adım adım daha Süleyman Soylu kahraman diye gözükürken, daha Sedat Peker devreye girmemişken Süleyman Soylu'nun bütün bu kriminal yönlerini anlattığım için Süleyman Soylu da kendisine göre bir hikaye yazdı ve aradığı fırsatı bataklık operasyonunda buldu. Çünkü bataklık operasyonunda 30 milyon dolar, 30 milyon euro, 150 milyon TL, lüks arabalar filan bunların hepsi kamuoyunun önüne çıkartılınca kamuoyu çok büyük bir operasyon olduğuna ilişkin ikna oldu. Ve Nejat Daş, işte Çetin Gönen filan bunlar da uyuşturucuyla içli dışlı adamlar filan. Dolayısıyla çok güzel bir fırsat. Bunun içerisine bu bataklık operasyonuna, Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu içerisine Cevheri Güven'i de koyarsam, dolayısıyla onun imajını da yerle bir ederim. Mafya ile iş tutan bir adam gibi gösterebilirim diye düşündü Süleyman Soylu. Ama ne oldu? 2020'de oldu bu operasyon. Ha, sonra Süleyman Soylu TRT ekranlarına çıkıp bunu anlattı ya. Orada öyle bir hava oluşturdu ki elinde çok güçlü deliller var. Ondan sonra bunları henüz savcılığa sunmamışlar ama sunacaklar. Sunduğu zaman da herkes çok daha iyi görecek. Benim bağlantımı falan da çok daha iyi görecekler. Fakat ne oldu? Karşısında da gazeteci olmadığı için o gazeteci müsveddeleri var karşısında. Onlar da ya o delillerden bahsetsenize böyle bir ağır suçlamada bulunuyorsunuz falan diye soru da sormadılar zaten. İstediği propagandayı yaptı. Sonra aradan 2021 geçti, 2022 geçti, 2023 geçti, 2024 geçiyor. Hala bu deliller mahkemeye sunulmadı. Bu deliller mahkemeye sunulmadığı gibi bu suç örgütüyle ilgili yeterli deliller de mahkemeye sunulmadı. Ve nihayetinde bu adamların hepsi tahliye oldular
lüks arabaları, yüzlerce konutları, gayrimenkulleri ve milyonlarca euroları, dolarları, sterlinleri, bunların hepsi de geri verildi. Aklandı, şimdi de bunlara kamu ihalesi veriliyor. Peki diyeceksiniz ki ya Süleyman Soylu artık bakan değil filan. Bu adamların en son işte gayrimenkulleri filan vardı, onlar verildi en son. Dolayısıyla Süleyman Soylu artık bakan değil filan, yeni bakan bunların peşine gitseydi. Olay böyle değil. Olay nasıl biliyor musunuz? Bu kirli kamu görevlilerinin hep yaptıkları bir iştir. Bakın, kirli kamu görevlileri bir şeyi böyle size böyle kendilerinin güçlü olduklarını düşündükleri yönde o kısmı size çok büyük anlatırlar. Çok uzun 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 filan anlatırlar. Kendilerinin zayıf oldukları yeri de hop geçiştirir giderler orayı. Şimdi Süleyman Soylu bu operasyonuyla paraları çok gösterebilir. Ondan sonra bu Necdet Daş filan, bunlar büyük isimler, bunları göz önüne getirebilir filan. Ama esas olarak Süleyman Soylu'nun buradan derdi, bunlarda çok büyük para var. Bundan ben ne indirebilirim? Bütün derdi bu olduğu için, adamların gözünü korkutmak için. Tuttu Sedat Peker'i adamlarla aynı karenin içerisine soktu. Beni adamlarla aynı karenin içerisine soktu. Dolayısıyla adamların sadece adli suç olan suçlarının içine politik yönde sokmuş oldu. Adamlar iyice korkuttu. Adamlardan indireceğini indirdi. Ondan sonra dosyayı bomboş olarak savcılığın önüne gönderdi. Şimdi bu dosyayı boş olarak savcılığın önüne gönderme hikayesini biz Adnan Oktar grubundan biliyoruz. Adnan Oktar operasyonu da biliyorsunuz, Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından birisi olarak anlatılır ve iki kere Adnan Oktar operasyon yapıldı. Şimdi 1999 yılındaki Adil Serdar Saçan'ın yaptığı operasyon. Şimdi bu operasyonu da Adil Serdar Saçan o zaman bir anlatıyor, bir anlatıyor, dönemin bakanı falan bir anlatıyor. Ne operasyon? İşin içerisinde güzel kadınlar, kasetler, kaset arşivleri, şantajlar, cinsel ilişkiler falan neler var? Ondan sonra lüks hayatlar falan, böyle nereden geldiği belli olmayan paralar neler? Fakat günün sonunda Adnan Oktar grubu bütün bu suçlardan yırttı. Tali oldu, çıktı, hayatına devam edip aynı suçları işlemeye devam etti. Neden? Şimdi bu kendi suçlarını, bu polis ekibi, o zaman Adil Serdar Seçen ve diğerleri kendi suçlarını gizlemek için şöyle bir hikaye uydurdular. Ve şimdi bu son operasyonu yapan polisler de bu hikayeye sarılıyorlar. Dediler ki, efendim işte Şebnem Korur Fincancı, Adnan Oktar ve adamlarının işkence gördüğünü, emniyette işkence gördüklerine dair bir rapor yazmış. Bu rapor sayesinde Adnan Oktar ve bütün adamları yırttılar. Ya bunu hukuk birinci sınıf öğrencisi dahi buna güler. Şimdi bir kişiyle ilgili emniyette işkence iddiası varsa o kişinin sadece emniyette verdiği ifadeler geçersiz olur. O da bu işkence raporunu mahkeme kabul edip tescillemişse eğer, yani mahkemede evet işkence vardır diye karar çıkarmışsa, sadece ve sadece emniyette verdikleri ifadeler geçersiz olur. Deliller geçersiz olmaz. Yani siz Adnan Oktar grubuyla ilgili suç delillerini o dosyaya koymuş olsaydınız ifadesi geçersiz olurdu. Fakat bu devasa suç delillerinden Adnan Oktar ve grubu ceza alırlar ve sonrasında o suçları işleyemezlerdi. Cezaevinden de kolay kolay çıkamazlardı. Ama ne oldu? O dönem Adnan Oktar'a operasyon yapılınca şöyle bir şey düşünüyor operasyon ekibi. Bunlarda işte kaset şantajı, o bu filan bir sürü şey var ve Adnan Oktar'ın devasa bir kaset arşivi olduğu söyleniyor. Bunu elimize geçirdiğimiz an bunları üzerinde çalışırız ve adamları bir delillendiririz. Ondan sonra çepeçevre hale getiririz. Hareket edemezler. Fakat Adnan Oktar'ın o Boğaz'daki villasından ve diğer adreslerinden bir minibüs dolusu CD, DVD ve hard disk çıkartılıyor. Bir minibüse yükleniyor. Fakat bu minibüsteki bütün bu CD, DVD ve hard diskler hiçbir biçimde adli emanete sokulmuyor. Yani dava dosyasındaki en kilit delil dava dosyasında yok. Adil Serdar Saçan'ın bu kaset arşivinin ne yaptığı ve kime verdiğine ilişkin bilgi yok ortada. Ki o dönem Adil Serdar Saçan'ın kimlere yakın olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. Şimdi döndük günümüzdeki operasyona. Günümüzdeki operasyon da ne hikmetse organize suçlarla mücadele dairesine yaptırılmadı, TEM'e yaptırılmadı, Mali Şube'ye yaptırıldı bu operasyon. Ve bu operasyonda da bakıyorsunuz bu operasyonla ilgili belgeseller filan da çekildi. Belgesellerde
anlatılan şeylerde, yapılan haberlere de bakıyorum. Hep ifadeler. İfadeler, ifadeler, ifadeler. Ya deliller nerede? Bu adam bütün bu organizasyonu kurmuş, birilerini çekmek şu bu filan için anlattığınıza göre. Peki o çektiği şeyler nerede? Bu deliller, bu somut deliller nerede? 99'daki operasyondaki bu deliller kimin eline geçti? O bir minibüs dolusu dijital delil. Şimdiki operasyondaki bu bir minibüs dolusu, belki de daha fazla kaset arşivi nereye gitti? Kimin eline geçti? Şimdi dosyaya delili koymayınca sonra o adamın bu ifadeler üzerinden o şekilde bu şekilde yırtmasının yolunu açıyorsunuz. Belki de adama şöyle diyorsunuz. Bak arşivin bize geçti. Sen bunu dillendirme. Ondan sonra sen bu boş dosyayla bir şekilde yargıda yırtarsın diye düşünüyorlar. Şimdi aynı şekilde Süleyman Soylu da cafcaflı bir operasyon duyuruyor. İşin içerisine beni sokuyor, Sedat Peker'i sokuyor, adamları iyice korkutuyor. İndireceğini indiriyor. Sonra mahkemeye göndermesi gereken, savcılığa göndermesi gereken o delillerle dolu dosyayı boş olarak gönderiyor. Ondan sonra adamların hepsi şimdi serbest. Adamların hepsi serbest oldukları gibi mal varlıkları da ellerinde. Ondan sonra itibarlı iş adamı olarak kamu ihalelerine girip kentsel dönüşüm ihaleleri alıyorlar. Yani polis eliyle, savcılık eliyle zaten adamlara böyle boş dosyayı savcılığa gönderdiğinde ondan sonra adamlar bulurlar zaten rüşvet yiyecek savcıyı, hakimi. Çok zor değil ki Türkiye'de. Yeter ki bu dosya boş olsun. Ondan sonra adamlar kamu eliyle, emniyet eliyle, İçişleri Bakanı eliyle, yargı eliyle itibarlı iş adamına dönüştürüldüler. Ve o şaibeli servetleri, nereden geldiği belli olmayan o devasa nakitlerden oluşan ve gayrimenkullerden oluşan servetleri şu an yargı kararıyla kendilerine teslim edilerek bir güzel aklandı. Ve adamlar muteber iş adamına dönüştürüldüler. Normalde herkes biliyor ki bu iki adamın da bütün mal varlığı uyuşturucudan gelen para. Fakat şu an o işi temizlediler. O defteri temizlediler. O geçmişlerinin üzerine bir güzel de mahkeme kararı alırlar şimdi. O defteri kapatırlar. İtibarlı iş adamı olarak hayatlarına Türkiye'de aklanmış servetleriyle devam ederler. Suçlusu kim? Elbette ki Süleyman Soylu. O dosyayı boş bırakan Süleyman Soylu. O dosyada bahsettiği o böyle herkesin görünce şok olacağı delilleri o dosyanın içerisine koymayan Süleyman Soylu. Şimdi günün sonunda Süleyman Soylu. Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olarak anlattığın operasyondan içeride adam kalmadı. Bu operasyondan el konulmuş mal varlığı, para kalmadı. O bahsettiğin benimle bu suç örgütünün ilişkisi olduğuna ilişkin elindeki o delilleri hiçbir zaman sunamadın savcılığa ya da mahkemeye. Dolayısıyla iftiralarınla baş başa kaldın. Dediğim gibi seni insanlar kahraman olarak gördüğü dönem 2019'da, 2020'de ben senin suçlarını anlatıyordum. Ve şu an geldiğimiz noktada geç bile olsa geldiğimiz noktada ne oldu? Şu an Adalet ve Kalkınma Partisi tabanı dahil senin kriminal bir tip olduğun, yolsuz, ağırsız, suçlu bir tip olduğuna ilişkin kanaat getirmiş durumdalar mı? Getirmiş durumdalar. Zaman kimi haklı çıkardı? Beni haklı çıkardı. O bütün o kahraman imajın yerle bir oldu mu? Şu an Süleyman Soylu değinince herkesin aklına bir mafya lideri geliyor mu? Geliyor. Sen diyebilirsin ki ya Türkiye'li balık hafızalıdır, insanlar bunu unuturlar, ben yeniden siyasette rol alırım falan diyebilirsin. Bu olabilir de. Fakat bu hadisede beni tarih haklı çıkardı mı? Çıkardı. İddiaların hiçbirisini ispatlayamadın. Dolayısıyla YouTube kanalına bataklık operasyonunun içerisinde kimler var diye video koysan da, TRT'ye çıkıp bu iftiraları atsan da hakikatin ortaya çıkmak gibi bir huyu var. Sonuçta siz hakikate yenileceksiniz ondan sonra ve hakikate yenildiğiniz bir aşama oldu bu. Ve Süleyman Soylu arkandaki o devasa troll gücüne, ajansları kiraladın kendi imajını parlatmak için o ajans gücüne, medya gücüne filan rağmen anlata anlata bu YouTube kanalından zaman geçtikçe senin nasıl kriminal bir tip olduğunu herkes kavradı ve kabul etti. Öyle ki gırtlağına kadar yolsuzluğa, usulsüzlüğe, suça bulaşmış bir iktidar dahi seni taşıyamaz hale geldi. Dolayısıyla defterin kapanmış olduğu benim açıdan Süleyman Soylu. Bana attığın bu iftira da attığın diğer iftiralar gibi yapışmayıp senin üzerine kaldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin en kriminal iki tipi ve mal varlıklarının tamamı da uyuşturucu ve kara paradan kaynaklandığını hepimizin bildiği iki tip
senin yüzünden, o dosyanın içini boşaltman yüzünden şu an muteber iş adamı oldular ve o paralarını akladılar. Kim bilir gelecekte nasıl suçlara iştirak edecekler. Bu işten yırttıkları için yine aynı işi yapmaya devam edecekler. Kimlerin ocağı yanacak, hangi gençler o zehirlere müptela olacaklar? Kim bilir memleket nasıl zarar görecek? Bu da senin boynuna yapışan bir yafta olsun Süleyman Soylu. Şimdi gelelim ikinci konumuza. Tayyip Erdoğan'ın gizemli komşusuna. Küçük Çamlıca Korusu İstanbul'un böyle nadide kalmış güzelliklerinden bir tanesi. Bu Küçük Çamlıca Korusu'nu yıllardır böyle sağından, solundan, altından, üstünden yiye yiye küçülttüler, zaten küçücük bir yer kaldı. Şimdi bu Küçük Çamlıca Korusu'nun hemen altında Tayyip Erdoğan'ın bu kısıtlı villaları olarak bildiğimiz 5 tane villası var. Bir tanesi kendine, 4 tanesi de çocuklarına. Tayyip Erdoğan biliyorsunuz Türkiye'nin her tarafında böyle 5 tane villa kondurur. Birisi kendisine, 4 tanesi çocuklarına. Hiç de oturmaz ama öyle de gözü doymaz. Şimdi bu Kısıklı villaları da Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığından hemen sonra elde ettiği villalar. Belediye başkanı olmadan önce biliyorsunuz Emniyet Mahallesi'nde 75 metrekare mi 90 metrekare mi bir tane küçücük dairede oturuyordu kendi ve çocuklarıyla birlikte. Belediye başkanı oldu. Hop bir anda herhalde maaşıyla Kısıklı'da biliyorsunuz orada o civarda Ülkerler oturur filan, böyle çok zengin fabrikatörler filan evleri vardır böyle. Kısıklı'da böyle kocaman bir arazinin sahibi oldu. Oraya da 5 tane villa inşa ettirdi. Ve villaların da böyle işte altındaki o döşemeleri filan, bunların hepsi yurt dışından filan getirildi. Bunların detaylarını Tayyip Erdoğan'la arası iyi olmadığı dönemde Meral Akşener anlatmıştı. Parkeler bilmem hangi ülkeden geldi filan gibi. Şimdi bu Kısıklı villalarının hemen yukarısında, 100 metre yukarısında Küçük Çamlıca Korusu'nun bir eteği daha yok edildi ve oraya bir inşaat yapılıyor. Ve baktığımızda böyle üçlü set şeklinde bir inşaat. Alt tarafında onun böyle herhalde büyük bir alan yapılıyor inşaatların bodrum katında. Ve burada üç tane birbirinin benzeri yapı gibi bir inşaat inşa ediliyor. Fakat bu inşaatın her tarafı kameralarla kontrol altında ve inşaatın önünde 24 saat emniyet özel harekat aracı bekletiliyor. Dolayısıyla bu inşaatın her aşaması, inşaat aşamasında bile insanların içeri girmemesi için azami özen gösteriliyor. Şimdi bu inşaatın sahibi, inşaatın yürütücüsünün kim olduğuna baktığımızda karşımıza Fikret Kaya isimli bir isim çıkıyor. Fakat Tayyip Erdoğan'ın o bölgede, o Kısıklı'da komşusu bile olamazsınız normalde. Herhangi bir kişi oradaki binasını, evini filan birisine kiralamak istediğinde 50 bin türlü sorgudan geçecek. Tayyip Erdoğan istediği adama kiralayabilirsiniz sadece. Şimdi orada Tayyip Erdoğan'la Küçük Çamlıca Korusu arasındaki manzarayı bozacak bir noktaya 3 tane böyle üçlü bir bina yapılması ancak Tayyip Erdoğan'ın izniyle olabilir. Ya da doğrudan Tayyip Erdoğan'ın kendisi orada enteresan bir şey inşa ettiriyordur. Çünkü dediğim gibi 100 metre, hemen çok yakın, hemen Tayyip Erdoğan'ın villalarının arkasındaki bir noktadan bahsediyoruz. Şimdi bu Tayyip Erdoğan'ın tabi orada bu Küçük Çamlıca Korusu filan, burada inşaat izni almak filan o kadar zor ki. Ancak Erdoğan izin verirse evinin arkasında böyle birisine inşaat izni filan verilebilir. Orada Küçük Çamlıca Korusu'nu yediler biliyorsunuz. Küçücük bir yer kaldı. Ama Tayyip Erdoğan'ın bu emlak konusunu ben sürekli olarak takip ediyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde çok önemli bir bilgiyi ifşa etmiştim. Biliyorsunuz Erbilginler Yalısı, Boğaz'ın pembe incisi dediğimiz yalı Tayyip Erdoğan tarafından Katar perde olarak kullanılarak satın alınmıştı. Ve o zaman bu bilgiyi de atlamışım. Şimdi bu Erbilginler ailesi bu yalıyı normalde çok zor elde etmişlerdi, bu yalıyı. Çünkü biliyorsunuz bu yalı işte ta Osmanlı zamanında bir azınlıktan ve bir gayrimüslim bir şahsa ait. Sonra Sultan Abdülhamit bu yalıyı çok beğeniyor. Satın alıp oğlu Şehzade Burhanettin'e hediye ediyor. Filan bu sebeple Şehzade Burhanettin Efendi yalısı olarak da alınır. İşte içinde, dışında filan her çok fazla tarihi değeri olan bir yalı. Fakat sonra Mısırlılar, Abdülhamit'in oğlu bunu Mısırlılara satmıştı. Kendisi yurt dışına gönderilince zorla Cumhuriyet'in kuruluşunda. Dolayısıyla Mısırlılar bir süre oturmuşlardı. Sonra Mısırlılar da işte babaları vefat ediyor filan. Çocukları arasında mirasın bölündüğü parçalı bir halde yalı boş kalmıştı. Sonra Erbilgin ailesi bu yalıyı çok sevdikleri için
Erbilgin ailesi Mısır'da onun mirasçılarını buldular, tek tek uğraştılar, ettiler filan, yalının mülkiyetini aldılar nihayetinde. 5 yıl süren bir restorasyonla aslına uygun bir hale getirdiler bu yalıyı ve kendileri oturmaya başladı. Bu yalıyı hiç de satmak istemiyorlardı. Çok emek verdiler çünkü bu yalıya. Fakat Tayyip Erdoğan gidiyor, geliyor, bu Boğaz'ın bu pembe incisi, Boğaz'ın bu en görkemli yalısına kafayı koymuş Erdoğan. Ve nihayetinde bu yalıyı aldı. Fakat tam o sırada çok ilginç bir gelişme yaşandı, biliyor musunuz? Normalde Erbilgin ailesi Tayyip Erdoğan'ı hiç sevmez. Vural Erbilgin filan. Çünkü onlar seküler bir aile. Tayyip Erdoğan'dan böyle olası hiç haz etmezler, oldum olası. Fakat bu süreçte Ankara-Niğde otoyolu ERG inşaata verildi. Erbilgin ailesinin inşaat şirketine verildi. Ve hala da o otoyolun işletmesini yapıyorlar. Ondan sonra para kesme işleri filan. Ve ondan sonra bu yalıyı satmaya ikna oldular. Görüyor musunuz? Tayyip Erdoğan kafaya koymuş o yalıyı almayı. Ondan sonra oradan bunlara bir kamu ihalesi veririm. Ondan sonra onlar da yalıyı bana ucuz yollu verir. Ondan sonra ne yaptı biliyor musunuz yalıyı? Geçtiğimiz günlerde anlattım. Şimdi bu yalıya sahip olabilirsiniz. Fakat bir yalıya sahip olmanın, hele de böyle bir tarihi eser yalıya sahip olmanın getirdiği kültüre de sahip olmanız lazım aynı zamanda. Şimdi adam ne yaptı? Yalıya gittiler, geldiler, restorasyon başlattılar filan. Sonra Tayyip Erdoğan bir anda yıkın bunu, yeniden yapın ya, tertemiz gıcır gıcır olsun, orası burası gıcırdamasın filan diye. Yalının etrafını brandalarla çevirdiler, size detaylı biçimde anlattım. O tarihi yalıyı yok ettiler temeline kadar. Şimdi kafalarına göre istedikleri yeri beton, istedikleri yeri çelik filan yapıyorlar. Üstünü de ahşapla kaplayacaklar. Aslında uygun şekilde gösterimi o şekilde yapacaklar. Ama realde bütün o iç ve dış tarihi eser yok olmuş olacak realde. Dolayısıyla bir vandalizm durumu söz konusu. Arkadaki o yalının iki tane köşkü var. Onları da kendileri satın aldılar. Ondan sonra oranın altından da yine Boğaziçi İmar Kanunu'na aykırı biçimde tünel oluşturdular. Yalıdan o iki köşke tünelle yolun altından gidip gelinecek bir yapı oluşturdular. Şimdi de yine Kızıklı'daki 5 tane villanın üst tarafına böyle bir yapı oluşturuluyor. Oraya da bir tünel mi yapıyorlar? Nasıl bir şey yapıyorlar? Orası da enteresan bir şey. Gözleri doymak bilmiyor. Urla'da yalılar, Sapanca'da, Urla'da 5 yalı. Sapanca'da 5 tane villa, yayla köşkleri dediğimiz villalar. Onsa Kısıklı'da yalılar. Ondan sonra Ahlat'ta köşk, Ankara'da saray, ondan sonra Erbilginler yalısı yetmiyor. Ondan sonra Vahdettin Köşkü. Bunların hepsi kendilerine tahsisli. Yılda bir kere iki kere kalacaklar mı kalmayacaklar mı o da belli değil. Tayyip Erdoğan'ın yaşı gelmiş kaça? Ondan sonra ama doymak bilmiyorlar. Halen daha İstanbul'un son kalmış güzelliklerini yok etme pahasına oraya buraya inşaatlar dikmeye devam ediyorlar. En sonunda gözlerini Küçük Çamlıca korusuna dikmiş vaziyetteler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.